Burada 3 tane geometrik seri var. Şimdi sizden istediğim bunlardan hangilerinin yakınsadığını, hangilerinin ise uzaksadığını ya da eski bir terimle ıraksadığını bulmanız. Unutmayın, bir serinin toplamı sonlu bir değerse o seri yakınsar. Eğer toplam sonsuza gidiyorsa, hatta negatif sonsuza da gidiyor olabilir, bu durumda seri uzaksar. Evet, şimdi videoyu durdurun ve düşünün. Bir önceki videoda ortak oranın mutlak değerinin sıfırdan büyük ve birden küçük olduğu durumlarda yakınsayan sonsuz geometrik bir seri görmüştük. O halde buradaki geometrik serilerin ortak oranlarını bulabilirsek, hangilerinin yakınsadığını da bulabiliriz. Ama bu serilerin ortak oranlarını bulabilmek o kadar da kolay olmayacak çünkü üstel şekilde yazılmış birden fazla ifade var. Evet, bu durumda gelin küçük matematiksel dokunuşlarla bu ifadeleri dönüştürmeye çalışalım. Mesela 5 üzeri n eksi 1, n eksi 1, 5 üzeri n bölü 5'e eşittir. Ya da 5 üzeri n çarpı 5 üzeri eksi 1. Evet, az önce de söylediğim gibi bu 5 üzeri n bölü 5'e eşit. Şahane. 5 üzeri n bölü 5 çarpı 9 bölü 10 üzeri n ise 1 bölü 5 çarpı 5 çarpı 9 bölü 10 üzeri n'ye eşittir. Bu şekilde ortak oranı daha iyi seçebiliyoruz. Şimdi buraya bakarsak bu artık ilk terim olmayacak çünkü n 2'ye eşit. Ama ortak orana bakacak olursak, yani bu ifadeye mutlak değerin birden büyük ya da küçük olduğunu söyleyebiliriz. 5 kere 9, 45 eder. 10'a bölersek de 4,5 elde ederiz ve evet, 4,5 birden büyüktür. Mutlak değer birden büyük olduğu için bu seri uzaksar diyebiliriz ya da ıraksar deriz. Yani bu toplam sonsuza gidecek. Şimdi ikinci seriye bakalım. İlk seriyi nasıl değerlendirdiğimizi anladıysanız, umarım anladınız. Şimdi lütfen videoyu durdurun ve bu serinin değerlendirmesini siz yapın. Evet, bu örnekte ortak oran biraz daha açık. Umarım siz de görebiliyorsunuz. 3 bölü 2 üzerine çarpı 1 bölü 9 üzeri n artı 2. Bunu da 3 bölü 2 üzerine çarpı 1 bölü 9 üzeri n çarpı 9 üzeri 2 şeklinde yazabiliriz. Devam edersek 1 bölü 9 üzeri 2, 1 bölü 81'e eşittir. O halde tüm bu ifadeyi 1 bölü 81 çarpı 3 bölü 2 üzeri n çarpı 1 bölü 9 üzeri n olarak yazabiliriz. Öyle değil mi? Evet, 1 bölü 81 çarpı 3 bölü 2, 1 bölü 3 eder. Burada 2 var. 3 kere 2. 1 bölü 6 üzeri n. 1 bölü 6 üzeri n. İşte ortak oran. Peki, bu ortak oranın mutlak değeri hakkında ne söyleyebilirsiniz? Birden küçüktür. Bu durumda bu seri yakınsar. Yani bu toplam sonlu bir değere sahip olacak. Şimdi de bu seriye bakalım. 1 bölü 3 üzeri n eksi 1. Gelin bu ifadeyi de baştan yazalım. 2 üzeri n, 2 üzeri n bölü 3 üzeri n çarpı 3 üzeri eksi 1. Burada 3 üzeri eksi 1'i paya yazabilirim. 3 çarpı 2 üzeri n bölü 3 üzeri n. Yani 3 çarpı 2 bölü 3 üzeri n. Kısacası bu ifadeyi bu şekilde yeniden yazabiliyoruz. Evet, ortak oran burada. Ortak oranın mutlak değeri ise gördüğünüz gibi birden küçük. O halde ne diyoruz? Bu sonsuz geometrik seri yakınsar, yani toplamı sonlu bir değere sahiptir. Bu kadar.